Gençlik merhaba. Klasik sorularla biyoloji tekrarına devam ediyoruz. E, şimdiki konumuz sindirim sistemi. 12. dersimiz bu. Devam edelim hemen. Birini soru gençlik. Büyük organik maddelerin hücre zarından geçebilecek seviyeye getirilmesine ne ad verilir? Sindirim. Sindirimin birinci amacı nedir? Maddelerin hücre zarının geçebilecek seviyeye getirilmesidir. Yani parçalanmasıdır. ÖSYM bunu sordu gençler. Bakın sindirimin birinci amacı nedir? sordu. Peki ikinci amacı ne olacak? O da enerji elde etmek. Yani enerji elde etmektir aslında beslenmenin amacı. Ama ilk baştaki amaç nedir? Maddelerin hücre zarından geçebilecek seviyeye getirilmesi. Önce maddi küçük ki hücreye geçsin ondan sonra enerji elde etsin. Sindirim bir hidroliz olayıdır. Neden? E çünkü sindirimde su kullanılmaktadır da ondan. ÖSYM bunu da sordu gerçek. Hangi maddeler sindirilmeden direkt hücrelere geçebilirler? Vitaminler, monomerler ve bir de su ve mineraller. Bunlar zaten küçüktür. O yüzden sindirim ellerine de gerek yoktur. Sindirim reaksiyonlarında ATP kullanılmaz. Neden? E Çünkü parçalama için su yeterli olmaktadır da ondan dolayı. Ya da şöyle de diyebiliriz gençlik. Hem bu var aslında hem de bir de gençlik. E, vücut ısısı aslında yeterli olmaktadır. Aktivasyon enerjisi olarak ATP kullanılmasına gerek yoktur. Besinler kaç şekilde sindirime uğrayabilir? İki şekilde. Biri mekanik sindirim yani fiziksel sindirim, birisi de kimyasal sindirimdir deriz. 7. Besinlerin enzim kullanılmadan diş, kas, Gaga gibi yapılarla parçalanması hangi sindirimdir? Mekanik sindirim yani fiziksel sindirimdir. Mekanik sindirimde amaç nedir? Amaç besinlerin yüzeyini genişletmektir. Yani substrat yüzeyini aslında genişletmektir. Organik maddelerin su ve enzimlerle parçalanması hangi sindirimdir? Kimyasal sindirimdir. Bakın enzim işin içine girdiği zaman ne yapıyorsun? Besin maddesinin kimyasını bozuyorsun. Kimyasını değiştiriyorsun. O yüzden bu sindirime zaten kimyasal sindirim denir. Mekanik sindirim en çok hangi sindirim organımızda olur? Ağızda. Neden? E çünkü burada daha çok dişler ve kaslar görev almaktadır. Kimyasal sindirim en çok hangi sindirim organımızda olmaktadır? İnce bağırsaktan. Neden? Çünkü sindirim ile ilgili hemen hemen bütün enzimler orada bulunuyor. Mekanik sindirim, kimyasal sindirime faydası nedir? Gençlik bunu bilelim. Özellikle bunu bilelim. Mekanik sindirimin kimyasal sindirime faydası nedir? Neymiş? Besinleri küçük parçalara ayırarak substrat yüzeyini genişletir ve kimyasal sindirimde rol alan enzimlerin çalışmasını kolaylaştırır. Çünkü enzimler besinin substrat yüzeyi ne kadar fazla olursa o kadar daha rahat çalışıyor. 13. Canlılarda sindirimin gerçekleştiği yere göre hücre içi sindirim ve hücre dışı sindirim olarak iki çeşit sindirim vardır. Hücre içi sindirimi hangi canlılar yapar? Bütün canlılar yapar. Bakteri olsun, bitki olsun, mantar olsun, insan olsun, hayvan olsun herkes ya da bütün canlılar hücre içi sindirimi yapar. Hücre içi sindirimde etkin rol oynayan organel hangisidir? Lizozom organelidir. Hücre Peki şöyle diyebiliriz. E hocam lizozom organeli bütün canlılarda, bütün hücrelerde yok ki. E tamam yok olsun. Olay o zaman nerede olacaktır? Sitoplazmada olacaktır. Hücre içi sindirimde hangi maddeler sindirilir veya parçalanır? Hücrede depo edilen büyük maddeler. Mesela glikojen, mesela protein. İşlevi biten büyük maddeler yine parçalarını sindirilir. Veya endositoz ile yani fagositoz ve pinositoz olayları ile de büyük maddeler, alınan büyük maddeler yine parçalanmış olur. Hücre dışı sindirim genelde hangi canlılarda olur? Hayvanlarda, saprofitlerde ve böcekçil bitkilerde olur. Hücre dışı sindirim, hücre içi sindirime göre avantajlıdır. Neden? Neden? E çünkü hücre dışı sindirimde hücre içine alınamayacak kadar büyük besinlerden de Faydalanabiliyorsun, onları sindirebiliyorsun. Sebep bu. Ama hücre içi sindirim ancak kendi içine sağabilecek maddeleri sindirebilir. Hücre dışı sindirimin hücre içi sindirime göre dezavantajı nedir? Tamam bu avantajıydı. E peki dezavantajı ne peki? Enzim salgılanmasında ve besinlerin aktif taşıma ile hücreye alınmasında enerji harcanır. Neden? E çünkü enzimi dışarıya salgılayacaksın. E bu olay egzositoz ile olur. E enerji harcarsın. Aynı zamanda besinleri almak için tamam difüzyon yapıyorsun ama eninde sonunda aktif taşmaya da başvuruyorsun. E bu yüzden de enerji yine harcanmaktadır. İnsanda sindirim hangi organlarda olur? Ağızda, midede, ince bağırsakta olur. İnsanda sindirime yardımcı olan yapılar hangileridir? Tükürük bezleri, karaciğer, pankreas, safra. Peki tükürük bezleri nasıl yardımcı olur? Hem burada mukus tükürük vererek hem de aynı zamanda amilaz enzimi vererek. Peki karaciğer? Karaciğer nasıl yardımcı olur? Özellikle safra üreterek. Pankreas? Pankreas bir sürü zaten enzim gönderiyor. Biraz sonra zaten onları göreceğiz Safra kesesi de safrayı depolar gerektiğinde ince bağırsa yağların sindirimi için verir. 21'deyiz. İnsanda ağızla alınan besinler sırasıyla nerelerden geçer? Ağza aldın ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak şeklinde geçmektedir gençler. Ağızda tükürük bezlerinden salgılanan nişasta ve glikojeni sindiren enzim hangisidir? Amilaz. Gençlik hangi besin maddesi hangi e, pardon hangi enzim hangi besin maddesine etki etmektedir? Bunları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Çok iyi bilmeniz gerekiyor. Midede salgılandığı halde mideyi uyaran ve hidroklorik asit ve pepsinojen salgılatan hormon hangisidir? Gastrin. Gençlik burada zaten 3 tane hormon getirerek, Biri gastrin, biri sekretin, biri de kolesistokinin. Bu üç hormonun görevini, özelliğini çok iyi bilelim yine. Sindirim ile ilgili olup ince bağırsaktan salgılanan hormonlar hangileridir? Birisi sekretin hormonu, birisi de kolesistokinin hormonudur. Sekretin ve kolosistokinin gibi hormonların genel adı nedir? Enterogastrindir gençler. Yani ikisine birlikte aynı zamanda enterogastrin hormonları diye biliriz. Sekretin hormonu hangi organları uyarır? Pankreası uyarır. Aynı zamanda bir de karaciğeri uyarır. Başka bir şeyi uyarır mı? Hayır. Sadece pankreas ve karaciğer. Kolesistokinin hormonu hangi organları uyarır? Bu da sadece bakın safra kesesine. Bakın karaciğeri uyarmadı gençlik buna dikkat edelim. Kolesistokinin karaciğeri değil safra kesesini uyarır. Bu aynı zamanda bir de pankreası uyarmaktadır. Sekretin hormonu karaciğer ve pankreası uyardığında bu organlar ne yapar? Bakın karaciğer, karaciğer safra üretir ve bunu safra kesesine gönderir. Peki Sekretin hormonu pankreası uyardığında ne yapar? Bu da bikarbonatları ince bağırsağa gönderir. Ha o zaman demek ki sekretin hormonunun enzim salgılama ile ilgili bir görevi yok gençlik. Buna dikkat edelim. Karaciğer uyarılmış, karaciğer safra gönderir, pankrası uyarır o da bikarbonat gönderir. İşi bitti artık sekreterin bütün görevi buydu zaten. Sekretin'e sekreter de diyoruz. Konu anlatımı da o yüzden böyle şey oldu. Bazen kodlama yapıyoruz orada. Sekretin hormonu hangi organları uyararak hangi enzimlere salgılatır? Hiçbir organdan enzim salgılatmaz. Bu da netleşsin diye gençler, beyniniz, akılınız bu biyolojiyle ilgili bilgilerde berraklaşsın, netleşsin diye özellikle bazen bu tarz soruları koyuyorum. Kolesistokinin hormonu safra kesesi ve pankrası uyardığında bu organlar ne yapar? E safra kesesini uyarınca ince bağırsağa safra gönderir. Pankreası uyarınca peki kolesitokinin hormonu sindirim enzimlerini ince bağırsağa gönderir. Safra kesesi hangi kanal ile ince bağırsağa safra gönderir? Koledok kanalıyla. Gençlik bu kanalın ismini asla unutmayın. Pankreas bir karbonat ve sindirim enzimleri gibi salgılarını hangi kanal ile ince bağırsağa gönderir? Virtun kanalı ile gönderir gençler. Bu kanalın ismini de asla unutmuyoruz yine. Koleduk ve pardon Koledok kanalı ile Virtun kanalının birleştiği yer neresidir? Water kabarcığı veya water kabarcığı da diyebiliriz gençler. İster water de ister water de ne? ne fark ediyor? Gastrin hormonu mideyi uyardığında mideden hangi maddeler salgılanır? Pepsinojen, hidroklorik asit ve birden bukus salgılanır. Hidroklorik asitin görevi nedir? Biz hep buna hacı diyorduk. Hacının görevi nedir? Konu anlatımında pepsinojeni aktif enzim olan pepsin haline çevirir. Pepsinojen görev olarak ne yapar? Hiçbir görev yapamaz. Bakın pepsinojen çünkü bunun jeni var. Ancak diyoruz pepsin haline gelirse çalışır. Midenin ürettiği mukus görev olarak ne yapar? Mideyi korur. Görevi bu. Midenin ürettiği pepsinojen görev olarak ne yapar? Hiçbir görev yapamaz ancak pepsin haline gelirse göre yapar. İki kere yazmışız bunu. Pepsin enzimi görev olarak ne yapar? Ha bu tamam. Pepsin görev yapar. Çalışır, proteinleri parçalayarak polipeptit haline getirir. Karaciğerde üretilen safra kesesinden depolanan safra e, ya da şöyle pardon cümleye yanlış giriş yaptım. Karaciğerden üretilen, safra kesesinde depolanan safranın sindirimdeki görevi nedir? İşte buraya virgül koymayınca hata yapıyorduk. Demek ki buraya virgül konmadı gençler. Sonra safra kesesine depolanan safranın, a, bu da bir buraya bir virgül koymamız lazım. Sindirimdeki görevi nedir? Yağda mekanik sindirim sağlamaktır gençler. Yani lipaz enziminin aynı zamanda etkinliğini artırmaktır. Pankreas'tan ince bağırsağa gönderilen enzimler hangileridir? Bunların görevleri nelerdir? İşte bunları ezberlemelisiniz gençlik. Sevmediğiniz bir şey ama ezberleyeceğiz. Şimdi gençlik şöyle bir mantık geliştiriyoruz. Diyoruz ki ince bağırsak büyük maddeler için yardım alır pankreastan. Yani pankreas sadece polimerler için, daha doğrusu polikalamdan biraz yanlış olabilir, büyük maddeler için Enzim gönder. Çünkü burada lipaz yağları parçalıyor. Yağlar da hani biliyorsunuz e, poli, e, polimer değildir. O yüzden burada yanlış bir kullanım da yapmak istemedim. Yani daha doğru şöyle diyelim. Kocaman büyük maddeler için yardım gönderir. Enzim gönderir. Bu enzimlerden bir tanesi amilaz. Amilaz ne yapardı? Nişasta ve glikojeni parçalardı. Lipaz zaten bakın lipid Lipit yani yağları parçalardı. Yağların bir diğer ismi lipitti. Tripsinojen ve kimotripsinojen aslında bu şekliyle görev yapamıyor ancak aktif halleriyle protein parçalıyorlar. Nükleaz isminden belli bakın nükleik asitleri parçalıyor. Karboksipeptidaz ise küçük polipeptitleri parçalıyor. Bunları kankam tele gibi bir kodlama yapmıştık. Kankam paradır. Yani en iyi kankam para. Öyle insanlar var tabi bizim için değil ama en büyük kankam en büyük dostum param. Bir arkadaşım vardı hep böyle derdi. En büyük dostum kendi cebimdir derdi. E, değil ama yanlış bir şey aslında. Kan kam tele şeklinde ezberletmeye çalışıyoruz ondan etkilenerek tabi. Kan kam tele, kan kam para şeklinde bu e, kodlamaları yapabiliriz. Yani bu e, karboksipeptidaz, ondan sonra amilaz, ondan sonra e, ne ne nükleaz, buradaki k kimotripsinojen, t tripsinojen, de lipaz olsun gençlik. Böyle bir kodlama yapabiliriz. Siz de kendinize yani belki bu kodlamayı beğenmezsiniz. Kendinize bir kodlama yapın. Ezberleyin gençler. Ezberlemeniz gerekiyor. Yani genelde e, konuyu böyle sağlam öğrendikçe bunlara bile gerek kalmıyor. Neden? E çünkü ben şöyle bir mantık geliştiriyorum. Ya pankreas büyük maddeler için enzimi gönderiyor ya. Bitti. Yani polimer gibi yağı da ekle gitsin yani. Polimerler için gönderiyor. <laughs> poli zaten. Bakın burada da poli geçiyor. Mesela hani Küçük polipeptitler demişsin ama bu bile poli yani Büyük. Çok da küçük değil. İnce bağırsakta üretilen enzimler ve görevleri nelerdir? Aha da burayı da ezberleyin. Neden? Bunun mantığı da şu gençler. Böyle ince bağırsak daha çok ortada kalmış. Yani ne küçük ne tam monomer. Monomerlerden biraz büyükler için. Mesela bakın dipeptide zaten di 2. Di 2. 2. Bakın dextrinaz bu da küçük moleküllerdir zaten. Dipeptidaz neyi etkiler? Dipeptitleri etkiler. Disakaraz disakaritleri parçalar. Mesela buradan maltoz, sakaroz, laktoz su parçalar. Bu maltaz, bu sakaraz, bu laktaz enzimiyle parçalanır. Dextrinaz dextrin enzimini, dextrin, e, ne? parçalar ki dextrin biliyorsun nişasta parçalandığı zaman meydana gelen e, moleküllerde. Amino Aminopeptidaz var. Küçük polipeptitleri parçalar. Bu küçük olmuş oldu. Karboksipeptidaz yine küçükleri parçalamış oldu. Burada lipaz var ama buradaki lipazın bir önemi yok gençler. Çok e, az etkinliği var. Önemli değil. Yani ezberlemesiniz de olur bunun. Nükleotidaz bakın bu da nükleotitleri parçalar. Çünkü nükleotitler artık daha küçük moleküllerdir. Enterokinaz daha farklı bir şey yapıyor çünkü bu. Bu da e, midedeki hidroklinik görevini yapıyor. Yani psoriyajını tripsin haline getirmiş olur. 40'a geldik. 40 sorudayız. Karaciğer kan şekerinin düzenlenmesinde nasıl rol alır? Fazla glikozu glikojene çevirerek depolar ve gerektiğinde de glikojeni tekrar glikoza çevirerek kana verir. Ve böylece ne oldu? Kan şekerinin düzenlenmesinde rol almış oldu. Karaciğer hangi maddeler üretir? Safra üretir. Peki safra ne yapardı? Ya da mekanik sindirim sağlardı. Lenf üretiyor gençler. Alivar üretiyor. Amino asit üretir çünkü biliyorsunuz amino asit üretim yerimiz karaciğerdir. Yani 12 tanesini üretebiliyoruz ya 8 tanesini üret üretemiyoruz onları dışarıdan alıyoruz. Albumin, globin, heparin, protromin, fibrinojen gibi proteinler de üretir. Albumin ve globin bunları dolaşımda daha çok üzerine duruyoruz. Albumin ve globin e osmotik basıncı ayarlar. Heparin kanın pıhtılaşmasını engeller de damar içinde. Fibrinojene protromin ise kanın damar dışında pıhtılaşmasında etkiliydi. Hatta burada histamin de var. Histamin ise kılcal damar geçirgenliğini e, 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 sağlardı. 42. Karaciğer hangi maddeleri dönüştürür veya çevirir birbirine? Mesela provitamin A'yı ve provitamin D'yi A ve D vitaminlerine çevirir. Provitamin ne demek? Vitaminlerin ham maddesi. Yani malzemeyi alıyorsun, burada yoğurup maddeleri elde ediyorsun. Proteinleri, karbonhidratları ve yağları birbirine dönüştürür. Ama şunu unutmayın gençler, bakın. Şunu asla unutmayın. Canların temel bileşenlerine değdiğimiz bir noktasında temel amino asit ve temel yağ asidini hiçbir şeyden çevirerek üretemeyiz. Tamam. Mesela temel yağ asidini ve temel amino asidi başka maddelere çevirebilirsin. Ama başka hiçbir maddeyi temel amino asit ve temel yağ asidine biz çeviremiyoruz. Kimden alırız? Dışarıdan. Hayvanlardan, bitkilerden alırız. Karaciğer hangi maddeleri depolar? ADEK vitaminlerini depolar. A, D, E, K vitaminlerini. Zaten bunu herkes biliyor. Bunlar yağda eriyen vitaminler. Bir de B12 vitamini var aslında depolanıyor. Bu çok önemli değil gençler. Biraz daha ayrıntıdır bu. Demir ve bakır minerallerini depolar. Fazla glikozu da glikojen şeklinde depolar. Karaciğer ne gibi zehirsizleştirme olayları yapar? Mesela zehirli hidrojen peroksiti parçalar kimin sayesinde aslında bunu yapıyor? Peroksizom organeli sayesinde yapıyor. Alkolü zararsız hale getirir. Tabi %100 değil. İlaçların zehirli etkilerini yok eder. Amonya üreye çevirir. Çünkü amonyak biliyorsunuz o da zehirli, zararlı bir maddedir gerçek. Safranın özellikleri nelerdir? Karaciğerde üretilir. Safra kesesinde depolanır. İşte en önemli orijinal görev de bu. Yağda mekanik sindirim sağlar. Yani lipaz enziminin etkinliğini artırır. Mikropları öldürür. İnce bağırsak içini bazikleştirir. Kokuşmayı önler. Hatta ADEK vitaminlerinin emilmesini sağlar. O bile var yani. Ama en önemlisi şu. Şunu bilin yeterli olacaktır. Karaciğer toplar damarında hangi maddeler fazladır? Her zaman, her zaman üre fazladır. Ürik asit fazladır, karbondioksit fazladır. Açlık anında ise glikoz fazladır deriz gençlik. Peki niye üre, ürik asit, karbondioksit her zaman fazladır? E çünkü karaciğer gençler, karaciğer üre, ürik asit üretmez mi? Aynı zamanda karbondioksit de üretir. Neden? Çünkü hücresel solunum yapıyor, oksijenli solunum yapıyor. E oksijenli solunum e, da karbondioksit oluşuyor. Pankrasın kan şekerini düzenleme ile ilgili rolü nedir? İnsülin ve glikagon hormonlarını salgılayarak kana böylece kan şekerini düzenlemiş. Odur biliyorsunuz zaten insülin kan şekerini indirir de inmekten hatırlatıyorduk. azaltıyordu. glikagon da kan şekerini yapardı kaldırırdı arttırırdı. Pankras ince bağırsağın hangi hormonlarıyla uyarılarak sindirimde rol alır? Sekreter. Ve kolesistokinin sekretin yani. Ve bir de kolesistokinin hormonları ile geçsin. Pankreas suyu sırasıyla hangi kanallardan geçerek ince bağırsağa ulaşır? Bunu da ezberleyelim geçtik. İnce bağırsak zaten biliyorsunuz pankreasın kendi kanalı birsun burada unutmuşuz. Virsung kanalı ve bir de water kabarcığı veya water kabarcığı da diyebiliriz. Önce bu kanalla gelir. ince bağırsakta birleştiği yere de water kabarcığı adını veriyoruz. Kalın bağırsak en önemli özellikleri nelerdir? Suyun emilimi yapılır. Hatta gençlik suyun en fazla emildiği yer kalın bağırsaktır. Bir de burada BK vitaminlerini üreten bakteriler var. Bu bakteriler biliyorsunuz biz bunlarda mutalist yaşarız. Bunlar bize BK vitamini verirler. Biz de bunlara mekan vermişiz, ev vermişiz, konak, e, e, yer vermişiz. Yani orada yaşamını sürdürüyor. K vitamininin özellikleri nelerdir? Ya diyebilirsiniz ya hocam K vitamini burada ne işi var? Ee, hani canların temel bileşenleriyle ilgili. Tamam burayla da bağlantı var o yüzden yani. Çünkü bu bakteriler üretiyor. Kalın bağırsaktaki bakterilerce üretilir. Eksikliğinde kanın pıhtılaşması gecikir. Olmaz demiyoruz, gecikir diyoruz. Antibiyotikler kalın bağırsaktaki bakterileri öldürdüğünden K vitamini üretimine zarar verirler ve K vitamininin emilebilmesi için bu da çok önemli gençlik besin içeriğinde yeterli miktarda yağ olması lazım. Yani K vitaminini hücrelerine almak istiyorsan yağında olacak. Çünkü yağın içerisinde çözünüp öyle alabiliyorsun bunları. Bütün sindirim organlarında besinlerin ilerlemesini sağlayan, düz kaslarca sağlanan, buraya bir koymuşuz iyi. Düz kaslarca sağlanan istemsiz hareketin adı nedir? Peristatik hareket. Beklediğim sorulardan bir tanesi gençlik çok çok önemli. Henüz sorulmadı. ben hatırlamıyorum. önemli gençlik bu peristatik kelimesini unutmayalım. Sorudur bu sorulacaktır bu. Midenin kendi kendisini ve kendi kendini sindirmemesinin sebepleri nelerdir? İki kez sordular. Bir daha sorarlar mı? Sorarlar. Beş kez gene sorarlar. Midede mukoza tabakasının olması, sonra mukus tabakası ve mukus sal salgısının olması, gastrin hormonunun düzenleyici etki yapması, çünkü gastrin e, mideyi mide boş boşuna çalıştırmaz. Besin falan gelince o zaman harekete geçiyor. Hidroklorik asitin besin miktarına göre salgılanması, dengeli bir salgılama oluyor. Ve pepsinin inaktif olarak, yani pepsinojen olarak salgılanması gerekir. Mideden salgılanan maddelerin e, salgılanma sırası nedir? Önce kimi salgılar mukus, yani midenin duvarının önce bir e, sıvazlıyorsun, sıvadıyorsun veya kapatıyorsun. Sonra gastrin hormonu devreye giriyor ki, mesela e, mukustan önce hidroklorik asit salgılasan e, hidroklorik asit gider, midenin bezler e, duvarını parçalar, zarar verir. Orada çünkü ettir, proteindir ve çok dayanıklı bir yapı değil ki. Sonra gastrin gençler, sonra hidroklorik asit, hidroklorik asitten sonra pepsinojen. E, pepsinojen de zaten pepsine dönüşmüş oluyor. Bu sıralamayı da bilirsek iyi olur. Midenin uyarılması hangi faktörlerle olmaktadır? Sinirsel olabilir. Özellikle burada biliyorsunuz parasempatik sinir olan vagus siniri var. Sonra hormonlar var. E, hormon kendi hormonu var zaten biliyorsunuz gastrin hormonu. Ve bir de mekanik olarak yani besinlerin temasıyla da harekete geçebiliyormuş mide. Üç şekilde harekete geçebilirmiş gerçekten. Bunu da bilelim. Mide içeriğinde yani öz suyunda gastrin hormonu bulunur mu? Hayır. Ya o gastrin hormonu hormondur. Hormon kanla taşınır, dökülmez ki bir yere. Ya. Hayır çünkü gastrin hormonu kanla taşınır ya. Bu çok soruluyor da bazen yani hayret ediyorum ya. Ya hormon kanla çıkmaz. Borunun içinde akıp gidiyor işte. Mide içerisinde içeriğinde yani öz suyunda hangi maddeler bulunur? Hacı bulunur. Hacı HCl, mukus ve bir de pepsinojen bulunur. Sindirim sisteminde gözlendiği halde kimyasal sindirim yapmayan faktörler nelerdir? Oo, güzel bir şey. Önemli bu. Bakın, sindirim sisteminde gözlendiği halde ama kimyasal sindirim yapmayan faktörler nelerdir? Bakın, safra, hiç safra kimyasal sindirim yapar mı? Safra mekanik sindirim yapardı. Sindirim sisteminden salgılanan hormonların da kimyasal sindirim yapma gibi bir etkisi var mı? Hayır. Bunlar gidip uyarı yaparlar zaten. Uyarıcıdır bunlar. Bir karbonat iyonları da kimyasal sindirimde rol almıyor. Bir karbonat ne yapardı? İnce bağırsağın içinin pH'nin düzenlenmesinde, bazikleşmesinde rol alırdı. Peristaltik hareketle kimyasal sindirim yapmaz. Kimyasal sindirim deyince aklınıza ne gelecek? Enzim gelecek. Mide hangi şartta hidroklorik asitle mide boşluğuna gönderir? Mide mukus salgısı yaptıktan sonra. Ancak hidroklorik asidi sentezler, daha doğrusu gönderir sentez var yani. Bu sayede hacının mideye zarar vermesi engellenir. Önemli bir özellik yine yaşayın. Ince İnce bağırsağın sindirim ile ilgili önemli özellikleri nelerdir? Sindirim burada tamamlanır. Çünkü bunun ötesi yok artık. Yani kalın bağırsak var ama sindirim orada olmuyor. Emilim burada yapılır. Sindirim enzimleri ve bir de hormonlar salgılanmaktadır burada biliyorsunuz. 61'e yanlışız. Kalın bağırsakta bulunmayan ama ince bağırsakta çok sayıda bulunan virüs, virüs bir sürü kelime şeyi değişiyor bazen. Tümör demek de aynı zamanda bu. Tabii töm, tümör, tümör, tüm, tümör değil, tümür. Mikrovirüslerin özelliği nedir? Eminim için yüzey alanını genişletmektir gençler. Bunu sormuşlardı zaten. İnce bağırsaktan salgılanan ve enterogastrin olarak adlandırılan sekretin ve koresistokinin hormonlarının mide çalışmasının etkisi nasıldır? Çünkü bu iki hormona birlikte ne diyoruz gençler? Enterogastrin adını veriyoruz. Midenin çalışmasını bunlar yavaşlatır. Neden yavaşlatır? Ya çünkü şu an ince bağırsak çalışıyor zaten. E ince bağırsak çalışırken bir de mide çalışırsa mide buraya ne gönderecek? Asitli madde gönderecek. E buranın pH'ini ne yapacak? Düşürecek. Halbuki ince bağırsak nasıl çalışıyor, nasıl ortamda çalışıyor? Bazik ortamda çalışıyor. O zaman mide çalışmamalı. Buraya bir şey gönderilmemeli ki pH dengeli olsun. Büyük besin maddelerinin ortak olarak sindirildiği sindirim organımız hangisidir? İnce bağırsak. Çünkü protein de, yağ da, karbonhidrat da, nükleik asitler de büyükleri tabii. Ortak olarak sindirildiği yer neresidir? İnce bağırsak. Lenf damarı, peke sarnıcı, göğüs kanalı gibi lenf yolu ile Bes, hangi besin maddeleri taşınır? LPG demiştik hatta. Hatırlıyorsanız e, konuda. LPG kodlaması. LPG'yi unutmayın gençlik. Önemli bir şeydi. LPG sıralamasına göre giderdi. Lemp damarı, PG sarıncı göğüs kanalı e, ile taşınan maddeler. Şilomikron, adek ve su ve mineraller. Peki şilomikron nedir? Şilomikron yağ asidi ve gliserolun birleşmesi hali idi. Çünkü ancak onlar şilomikron haline gelip öyle taşınıyordu. İnce bağırsaktan emilip direkt kana geçebilen maddeler hangileridir? E, monosakarit hazır gelmiş olabilir. Mesela yediğimiz besinler içerisinde direkt monosakarit olabilir. Amino asitler, su mineraller, BC vitaminleri değil mi? E, kısa zincirli yağ asitleri bunlar direkt kana geçebilen maddelerdir zaten. E, yani lenfe geçmez mantığıyla da e, diyebiliriz aslında. Bunlar direk direkt nereye geçerler? Kana Şöyle diyebilirsiniz. Ya hocam burada yağ asitleri aslında lenfe geçmesi lazım. Ama kısa zincirli yağ asitleri gençler. Bu bir istisna. Kısa zincirli yağ asitleri lente geçmiyor. Bunlar demek ki kana geçiyor. Yani kapı toplar damardan geçip öyle taşınacak. Mebde var bu. Tamam Yani ben kafamda atmıyorum, uydurmuyorum. Besinleri taşıyan lenf yolu ilk olarak kanda hangi damar ile bağlanır? Sol köprücük altı toplar damarı. Bakın bu LPG. LPG var ya. lenf damarlarıdır. Bunlar kana nereden bağlanır? sol köprücük altı toplar damarıyla bağlanıyor. İnce bağırsaktan emildikten sonra lenfle taşınan besin maddeleriyle, besin maddeleriyle kanla taşınan besin maddeleri ilk kez nerede bir araya gelirler? Kalbin sağ kulakçığında. Cümleyi çok düzgün yapamamışım gençlik. Biraz hızlı yazınca ya. biraz da hemen zaman kaybetmemek için kontrollerinde çok yapamadım bunların. Ee, yani kısaca diyor ki ince bağırsaktan emildikten sonra lenfle taşınan besin maddeleriyle kanla taşınan yani diğer yolu kullanan besin maddeleri ilk kez nerede karşılaşırlar? Nerede bir araya gelirler? Kalbin sağ kulakçığında bir araya gelirler. Çünkü lenf biliyorsunuz LPG yani o sol köprücük altı toplar damarına bağlanıyordu. Oradan üst ana toplar damara oradan da sağ kulakça bağlanıyordu. Alttan gidenler hatta ona da biz K yolu demiştik. Neden kayolu demiştik? Çünkü kapı toplar damarı. Ondan sonra karaciğer. Karaciğer üstü toplar damarı. kelime hep kayla başladı. için biz de ona ka yolu demiştik. K yolu ile taşınanlar da yağdan, yağla ilgili olmayanlar yani derbesin maddeleriydi. O zaman bu iki yol nerede kesişiyor, nerede birleşiyor daha doğrusu kalbin sağ kulakçığında birleşiyor. İnce bağırsan epitel hücrelerine geçen yağ asitleri ile gliserol bağlanarak monogliserit, digliserit ve trigliseritler oluşur bu gliseritler proteinlerle kaplanır ve hangi madde oluşmuş olur? O da neydi gençlik? Şilo mikron idi. Demek ki şilo mikron yağmış gençler. Bu yağ imiş. Yağın da üzerine proteinle kaplıyorsun. Hatta burada kolesterol de var. Ona değinmedik çok. onlar da birleşip ne meydana geliyor? Şilo mikron dediğimiz yapılar meydana geliyor. Peki şilo mikronlar birleştirilerek elde edildi ya. Çünkü burada yağı proteinle bir de birleştiriyorsun. Bunların birleşmesi nerede oluyor? Golgi organelinde olur. Biliyorsunuz Golgi o, birleştirici bir organeldir. Bir insanın sağlıklı beslenebilmesi için besin içeriğinde hangi maddeler olması gerekir? Yani canların temel bileşenlerinde gördüğünüz bütün maddeler olmalı. Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, su ve mineraller belirli bir değerde olmak zorundadır. Besinlerin monomerlerinin ince bağırsaktan emilim yerleri ve emilim oranları da farklıdır. Bu emilim oranları nelerdir gençlik? Tabi bu yani karbonhidrat deyince nişasta falan düşünme. Yani bunların monomerleri. Bunların monomerlerinin hepsini emiyoruz. Boşa bir şey gitmiyor. Yani insan artıklarına e, karbonhidratlar karışıp gitmiyor. Yağların %95'i emiliyor. O zaman %5'lik bir kayıp var artıklarla atılmış oluyor. Proteinlerin ise gençlik %90'ı emilmiş oluyor. %10'luğunda bir kayıp var. Tabi protein deyince değil ha bunların amino asitleri falan yani sindirim ürünlerini demişti zaten yukarıda da dikkat ederseniz. O zaman buradaki en başarılı emilim karbonhidrat monomerlerinde yapıyoruz. En başarısız emilimi de proteinlerin monomerlerinde yapıyormuşuz. Bütün kimyasal sindirim reaksiyonlarında ortak olarak kullanılan maddeler hangileridir? Birisi sudur, biri de enzimdir ki suyu daha önce sormuşlardı. ÖSM e sormuştu bunu gençlik. Sindirim enzimlerinin çalışma hızı nelere bağlıdır? Enzim miktarına bağlı, ortam sıcaklığına bağlı, besin miktarına bağlı, Ortamın pH'ına bağlı. pH uygun mu değil mi ona bağlı. Bir de uygun aktifleştiricilerin bulunmasına da bağlı. Yine buna da dikkat edelim. Özellikle deneysel sorularda bu şartlara dikkat edeceğiz. Yani verdiği soruda verdiği enzimle substrat uygun mu? Sıcaklık uygun mu? pH uygun mu? Çünkü gençlik e, her enzimin e, belli bir e, çalıştığı asidik bazik durumu var. Şöyle çıkarabilirsiniz aslında onu kodlamıştık biliyorsunuz. Asidik oradan, ortamda çalışan tek enzim pepsindi. Geriye kalan karşımıza gelebilecek bütün enzimler bazik ortamda veya nötr ortamda çalışırlar zaten. Pepsi'yi de hatta şöyle, şöyle demiştik. Pepsi koladan atır yani. Pepsi asittir ya. Oradan bir kodlama yapıp öğretmeye çalışıyorduk. Ezber etmeye çalışıyorduk. Sindirim tepkimelerinin genel özellikleri nelerdir? Enzimlere özeldir. Yani her enzim bir substrata etkiliyor. Mesela lipaz gidip e, yağ parçalar sadece. karbondioksit parçalar mı? Hayır parçalamaz. Ve protein yapılıdır biliyorsunuz bütün enzimler. Tersinir özellik göstermezler. Yani enzimler normalde tersinir özellik yapabiliyor ya. Ama sindirim enzimleri öyle değil ki. Bir parçala bir birleştir öyle bir saçmalık olur mu? Terkimeler sırasında da kesinlikle su harcanır. Yani burada hangi kimyasal sindirim olursa olsun bu üç özellikte olmak zorunda. Sindirim ürünlerinin ortak özellikleri nelerdir? Yani sindirim ürünleri dediğimiz ne? Glikos, fruktoz, galaktoz, amino asit, yağ asidi gliserol gibi maddeler yani. Bunların hepsi hücre zarından geçebilecek kadar küçüktür de zaten monomer hale geldiler. Hücrede enerji kaynağı olarak kullanabilirim bunları. Hücrenin yapı maddesi olarak da yapıya katabiliriz, kullanabiliriz. 76'ya gelmişiz. Besin maddeleri sindirim sonucunda hangi maddelere dönüşür? Mesela karbonhidratlar glikoz, fruktoz, galaktoza dönüşür. Proteinler 20 çeşit amino asite dönüşür. Yağlar yağ asidi ve gliserole dönüşür. Nükleik asitler ise fosforik asit, azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker olan riboz ve deoksiriboza dönüşür. Besin maddelerinin sindirim yerleri nerelerdir? Nişasta ve glikojen hem ağızda hem ince bağırsakta. Ağızda başlar ince bağırsakta biter. Disakaritler ağızda sindirilmez, midede sindirilmez, ince bağırsakta gelir orada sindirilir. Proteinler midede ve ince bağırsakta sindirilir. Zaten biliyorsunuz midede sindirilen tek madde proteindir. Başka da bir madde sindirilmez. Hatta ağızda da sindirilen tek madde nişasta ve glikojendir. Yağlar ince bağırsakta başlar ve biter. Nükleik asitler de ince bağırsakta başlar ve orada biter. O zaman bakın, bütün bu besin maddelerinin ortak e, sindirildiği yer neresi oldu? E, i̇nce bağırsak olmuş oldu. Sindirim organları salgıladıkları öz sudan etkilenmezler. Bunun sebepleri nelerdir? Hormonların düzenleyici etkisi etki yapması, yani bunu genelde mide ile bağdaştırıyorduk ama diğer e, organlar içinde kullanabiliyoruz. Besin miktarına göre enzim salgılanması. Çoğu enzimin inaktif olarak salgılanması ve sindirim organlarının iç yüzeyinin mukusla kaplı olması mide e, e, bu sindirim organlarını korumuş olur. Deney sorularında gençler özellikle bakın deney sorularında sindirim ile ilgili kullanılan maddeleri tanımanız lazım. Mesela soruda kaymak kullanmışsa ha, demek ki bunu yağ için vermiş. Patates kullanmışsa veya un um kullanmışsa nişasta demeye çalışıyor. Fındık falan kullanmışsa bu yağdır. Et kullanmışsa proteindir. Ama karaciğeri kullanmışsa bu da katalaz enzimidir gençler. Özellikle öğrenciler karaciğeri mesela parçala işte <laughs> karaciğeri parçaladık. işte kıyma haline getirdik. Bilmem kuşbaşı haline getirdik diye bir soru sor. %99 hemen hop substrat yüzeyi diye düşüyor. Düşmeyeceksin. Niye? Karaciğerli sorularda dikkat edeceksin. Karaciğer katalaz enzimi. Yani o sorunun e, ee, özelliği nedir? Enzim miktarı diyeceksin o tarz sorularda. Substrat yüzeyi diyebileceksin. Çünkü karaciğer o da substrat değil ki. Karaciğer enzim kaynağı diye veriliyor. Karaciğeri doğradıkça parçaladıkça dışarıya çıkan enzim miktarı artacak. Ve o da gelip reaksiyonu daha hızlı yapacak. Yani reaksiyonun hızlı olmasının sebebi orada substrat yüzeyi değil enzim miktarıdır gençlik. O yüzden karaciğerli sorularda dikkat edelim. İnce bağırsaktan emilen karbonhidrat ve protein monomerleri hangi damarla karaciğere taşınır? Kapı toplar damarı. Oo bu çok meşhur bir damar gençlik. Kapı toplar damarını unutmuyoruz. Dişlere sertlik, dayanıklılık ve parlaklık veren diş tabakası hangisidir? Mine tabakası. Mide ve ince bağırsaktaki besin karışımlarına ne ad verilir? Midedekine kimüs. İnce bağırsakta ne? Kilüs. Hatta bu M harfinden hatırlatıyorduk. Ya çok önemli bir şey de değildi. M harfinden ha bu mi Bu da L hata, ince bağırsakta böyle ince ince bir şey. Ya. L oradan hatırlan da. Gerekli bir şey de değil gençler. Bir ha Çok önemli Midenin yemek borusuna bağlı kısmına kardiya denir. Midenin ince bağırsağa bağlı kısmına pidor yani mide kapısı denir. Bu yapılarda kaslı yapıda simiterler yani büzgen kaslar bulunur. Bu yapıların görevi nedir? besinlerin geriye dönmesini engellemektir gençler. Bu kapaktır, kapıyı Kapat. Madde madde dışarı çıkmasın. Mantık bu yani. Midenin çalışmasını hızlandıran sinirler hangileridir? Vagus siniri ya da parasempatik sinirdir. Gençler bu vagusu unutmayalım. Vagus siniri bu parasempatik sinirler içerisinde özel bir sinir. Parasempatik sinirleri biliyorsunuz, e, normalde bunlar yavaşlatıcı idi vücudumuzda ama sindirim sisteminde hızlandırıcı. Midenin ve karın boşluğundaki diğer organların üzerine örten zara ne ad verilir? Periton zarı. Zaten peri ne demekti gençler? Peri dış demektir diyorsunuz. Karaciğerin görev birimi nedir? Lopçuk. Gençlik bu görev birimleriyle ilgili bir soru bekliyorum. Çakarlarsa sorarlar. Nasıl yani? Bakın mesela ee, sindir karaciğerde görev birimi lopçuktur. Akciğerde mesela alba Böbrekte nefrondur. Sinir sisteminde mesela nörondur. İşte vücudumuzda hücredir gibi bakın. Bu görev birimlerini bilelim. iyi olur. Hem atar damar hem de toplar damardan kan alan kalp dışındaki tek organ hangisidir? Karaciğerdir. Bakın hem atar damar hem de toplar damardan kan alan kalp dışındaki tek organ hangisidir? O da karaciğermiş diyoruz. Kapı toplar damarı hangi organları karaciğere bağlar? Bakın kapı toplar damarı deyince öğrencinin mantığında, aklında böyle sanki sadece ince bağırsak karaciğere bağlanıyor. Öyle değil gençler. Bakın karaciğere herkes bağlanıyor. Kapı toplar damar aracılığıyla bakın. Demek ki kapı toplar damarında ince bağırsak bağlanıyor oraya. Mide bağlanıyor. Dalak bağlanıyor. Safra bağlanıyor. Pankreas bağlanıyor. Kalp bağlanıyor. Ya bağlanmayan kalmadı. Dikkat derseniz sindirim ile kalbi dışarıda bıraksak bile sindirim ile ilgili herkes kapı toplar damarı ile karaciğere bağlanıyormuş. Demek ki karaciğere sadece ince bağırsak bağlanmıyormuş gençlik. Buna dikkat edelim. 89'a geldik. Sindirim organlarımızın pH durumları nasıldır? Zaten gençlik şunu ezberleyin. Sadece mide asidiktir. Geri kalan vücudumuzun organ, doku, hücre neyi sorarlarsa sorsunlar Bazik veya nötral. Bazik desen de önemli değil zaten. Nötr desen de önemli değil. Yani bu baziklik öyle bir yüksek bazik değil ki. Nötr ne 7. Bazikliği ne 7,5 gibi mesela veya 8 yani çok yüksek değil zaten. Asidikliği nasıl hatırlıyorduk zaten? Özellikle burada hacı var. HKL. Asitliği sağlayan o. Ve aynı zamanda burada da bir enzim ezberleyecekti. Bir de pepsin. Hatta onda da pepsi kola'dan ezberletiyorduk. Bitti işte. İnce bağırsak ve ağızda bazik veya nötral gitsin. Asitik ortamda çalışan enzim hangisidir? Hatta tek enzim pepsindir hangi besinler azot içerir? Karbonhidrat veya hariç hepsi. Ha hocam bunun ne alakası var burada? Var gençlik. Bunu da bilelim. Canlıların temel bileşenleriyle ilgili ama bu da yine sindirimle ilgili bağdaştırıp soru türetebilirler. 92. Glikoz ve amino asitler emildikten sonra hangi yolu takip ederek kalbe ulaşır? Bakın glikoz amino asit tabi sadece glikoz amino asit değil. Bu BC vitaminleri falan suda var. Kılcal damar ile nereye geliyordu gençler? Kapı toplar damarına. Bakın hep K yolu. K, K K K ka, K ka. Kapı toplar damarı, karaciğer, karaciğer toplar damarı, sonra alt ana toplar damarına, oradan sağ kulakça, oradan zaten kalbin içine girmiş oluyordu ve taşındı bitti. Bakın K K K K K dedik mi? Karaciğerle ilgili e, bağlantı kurmuş oldu. Yani hatta biz buna ne diyorduk? K yolu. K yolu. Glycerol veya asitleri emildikten sonra, tabii emildikten sonra biliyorsunuz, kilomikronlara dönüşür. Hangi yolu takip ederek kalbe gelir? Ya asidi, gliserol yani kilomikron olduktan sonra, lenf damarı, peke sarnıcı, göğüs kanalı, hatta buna ne demiştik gençlik? L, P, G. Sonra bakın kana katılıyor. Kana nerede katılıyormuş? Sol köprücük altı toplar damarı. Sol köprücük altı toplar damarı artık kan sisteminin bir damarıdır. Sonra üst ana toplar damarı, sonra sağ kulakça geçiyor. Bakın dikkat ederseniz iki yolun, iki yolun birleştiği yer neresi? Sağ kulakçık olmuş oldu. Peki bu LPG'nin kana karıştığı ilk yer neresi? Sol köprücük altı toplar damarı. Bunları bilelim gençlik. 94 Sindirim sistemi organları yeteri kadar oksijen almazlarsa çalışmazlar, bozulur. Neden? E çünkü bunlar enerji harcıyorlar. Oksijen gelmezse enerji üretemezler, çalışamaz. Kaslı yapıda çünkü özellikle düz kaslı yapıda Emilim hangi taşıma şekilleriyle yapılır? Bakın emilim de ince bağırsaktan emilim yapıyoruz ya. Osmoz da olur, özellikle su mesela. Difüzyon da olur, aktif taşımayla olur, pinositoz da olur. Hocam pinositoz niye? Hani büyük maddeler emilmiyordu. Gençlik verdiğimiz enzimleri tekrar boşa mı göndereceğiz? Geri alacağız. Nasıl alacağız? Pinositoz ile alacağız. Tamam bir kısmı kayboluyor ama bir kısmını da tekrar geri hücrelerimize almamız gerekiyor. İşte bu olay da pinositoz ile olmaktadır. Sadece proteinlerin sindirimini yapan organımız hangisidir? Mide. Bakın mide sindirim olarak sadece protein sindirir. Başka bir iş yapmaz. Sadece nişasta ve glikojen sindirimi yapan organımız ne? O da ağız. Biraz önce de değindik zaten. Vücudumuzda hangi organlarımızda hangi maddeler emilir? Bunlar biraz ayrıntı gençler. Bunları bilmenize gerek yok. Hani biraz e, fikir edinin diye verdim aslında buraya. Bilmenize gerek yok bunu. Yani şöyle mesela kitaplarda falan çok eski milli eğitim kitaplarında vardı da şu ankinde yok. Ağızda mesela hormonlar, bazı zehirler ve nikotin emiliyor. Nikotine bakalım hemen emiliyor. İçtiğin zaman hop vitamin bu. Biliyorsunuz nikotin bir vitamindir. Şaka şaka ya ne vitamin. Mide alkol, sodyum, klor, brom ve iyot emiyor. Ama benim için vitamin tabii ki. İnce bağırsakta amino asitler, monosakaritler, yağ asitleri, glisterol ve vitaminler emiliyor. Emilmemişe şey kalmadı zaten. Kalın bağırsakta bazı vitaminler, hangi vitaminler? BK vitaminleri biliyorsunuz orada ücretiliyordu. Su ve mineraller de e, burada yine emilmektedir. Safra kesesi tıkanırsa ne olur? Ne olur? sarılık olur. Safra kesesi safra taşları veya başka nedenlerle tıkanırsa safra bağırsağa dökülmez. E kola dokunup kapattın çünkü. Safra pigmenti karaciğer ve safra kesesi tarafından geri emilerek kana karışır. Sarılık adı verilen hastalık ortaya çıkar. Deri ve göz akı sarı renk alır. İnsandaki hangi dişler ne işe yarar? Gereksiz sorularmış aslında da ekledik de her şey sırf olsun diye geçtik. Ön tarafta bulunan dişler ki bunlara kesici dişler diyoruz kesme işine. İt dişleri var köpek dişleri parçalama işlerine. Azı dişleri de var öğütme işlerine yarar. Sindirim sisteminin çalışması hangi sistemlerin kontrolündedir? Endokrin sistem yani hormonal sistem ve bir de sinir sisteminin kontrolündedir dedir gençlik. Evet sindirim sistemi de böylece tanımlamış olduk gençler. Yine her zaman söylediğimiz gibi kanalımıza abone olalım, abone bulalım, arkadaşlarımıza yayalım ee, ki abone sayımız hızlı bir şekilde artarsa gençlik e, biliyorsunuz YouTube. E, algoritmasında öne çıktığımız an zaten fırlayacağız. Size ben söyleyeyim yani. Bu 1000 bin barajını bir geçersin. Geçersek inşallah sonra göreceksiniz hızlı bir şekilde yayılacağız. Çok öne çıkacağız. Şu an bini bulmadığımız için e, çok yavaş yavaş ilerliyoruz. Ama bini bulduktan sonra göreceksiniz ki çok hızlı fırlama e, yapacağız. E, çok hızlı sayımız artmış olacak gençler. Kendinize iyi bakın gençler. Allah'a emanet olun.